Başla. Şekilde verilen dik üçgen dik prizma biçiminde kutunun yüzeyine paralel kenar biçiminde bir şerit yapıştırılmış. AB 13, 13 yazalım. AE ve AC 12 imiş. AC'ye 12 dedim. AE de 12 oldu. Tamam. Bana kutunun hacmini soruyor. Bu bir dik prizma. Prizmalarda hacmi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı zaten bir dik üçgen olduğu için şu kenar uzunluğu 5 birim olacak. 5 çarpı 12 bölü 2'den taban alanı 30. Taban alanı buldum. Önemli olan şu yüksekliği bulmam lazım. Şimdi bir bilgi daha verilmiş. Kırmızı şerit alanı 34'tür diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Kırmızı şerit dikkat ederseniz arkadaşlar bir paralel kenar. Paralel kenarın alanı taban çarpı tabana ait olan yükseklik. Bakın o yüksekliğin şu 12 olduğunu arkadaşlar söyleyebilirim. Aynı şekilde buradaki yüksekliğin de 5 olduğunu söyleyebilirim. O taban aynıysa, A ise o zaman bu alan dikkat edin 12A olur. Bu alan da 5A olur. Bu ikisinin toplamı 17A'dır. 17A 34 ise A demek ki buradan 2 çıkıyor. A 2 ise burası da 2'dir. Çünkü bunlar birbirine paralel. Böylelikle şu yüksekliği 14 olarak bulabiliriz. H 14 olduğuna göre demek ki bu dik prizmanın hacmi 420 cm3 olur.